Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Christian Dior'un Privé serisinden bahsedeceğim. Bu benden bir süredir istenen bir videoydu. Şöyle ki, ben bu videoyu neden daha önce çekmedim? Çünkü bu markanın parfümlerinden bendekilerin çoğu artık piyasada bulunmuyor. O yüzden çok çekmek istememiştim ama artık bir yerden başlayıp çekeyim dedim. Yani piyasada bulunanlardan, en azından bulabileceklerinizden bahsedeceğim. Bu markanın şöyle bir özelliği var. Parfümleri çok iyi harmanlanmış, böyle inanılmaz yumuşak karakterli, böyle hiç böyle keskin kenarları olmayan parfümler. Yani ağır parfümlerinde bile o harmanlanmanın mükemmelliğini hissediyorsunuz. Birazcık Francis Kurkdjian'ın gelmesinden sonra bence koku kaliteleri biraz düştü. Yani önceki François Demache'nin parfümleri mükemmel parfümlerdi. Bu parfümlerin bir de genel bir şöyle özelliği var. Baktığımızda hiçbir zaman inanılmaz böyle yayılan, girdiğiniz odayı kaplayan parfümler değil. Yani bir iki tanesi hariç. Geri kalanının nispeten az yayılan, hatta bazıları böyle tamamen neredeyse bir skin scent, yani çok az koklayabildiğiniz bir koku olan parfümler. Yani bu markayı düşünüyorsanız bunu, yani göze alarak bu markayı düşünün. Çünkü bu parfümler hiçbir zaman öyle bir, ne bileyim, bir Red Tobacco olmuyor, bir Carlyle olmuyor. O kadar böyle yayılan parfümler olmuyor. Bunlar birazcık daha sofistike, elegant, işte daha az yayılan ama mükemmel kokan parfümler. Çok iyi harmanlanmış. Yani hiçbir şekilde birkaç tane böyle çok fresh, İşte özellikle Francis Kurkdjian'dan sonraki parfümlerini saymazsak, hiç öyle designerımsı kokmayan mükemmel parfümler. O yüzden bu markayı ben seviyorum. Sadece hani böyle bir yüksek bir performans beklentisi olmasın eğer bu markayı yapacaksanız. Bir de bu parfümlerin bence hem artısı hem eksisi şöyle ki, aslında pahalı bir seri bu ama baktığımızda yani 250 mililitrelerini 16.000 TL, işte bugünün fiyatlarında öyle şeylerde bulabiliyorsunuz. Yani normalde neredeyse bir Tom Ford'un 50'lik parfümleri zaten 12-13 bin oldu bir dünyada. Yani 250 mililitrelik aldığınızda çok aslında pahalı olmuyor ve bu parfümlerin çoğu fazla sıkılabilecek, karşınızdaki rahatsız etmeyecek parfümler. O yüzden hani bu anlamda da bir nebze daha erişilebilir bir şey, çünkü yani fiyat performans olarak bölerseniz bir de 250 mililitreye, o kadar da pahalıya gelmiyor aslında. Eğer kokuyu seviyorsanız bunu bence düşünebilirsiniz. Ve son olarak da incelemeye geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu markanın parfümleri çok anlaşılmadık zamanlarda piyasadan kalkabiliyor. O yüzden eğer bu bir parfüm beğendiyseniz ve kokusunu gerçekten çok sevdiyseniz onu almanızı tavsiye ederim. Çünkü bir anda bu parfüm artık piyasaya çıkmayabilir ve sizin o parfüme erişmeniz çok zor olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer hazırsanız parfümlerin incelemesine başlayalım. Şimdi ilk parfümümüz Ombre Nuit. Şimdi bu benim büyük ihtimalle en favori Privé serisi parfümlerinden bir tanesi. Bu parfüm çok aman aman yayılan, çok performanslı bir parfüm değil. Daha yumuşak, böyle etrafınızda bir bulut oluşturan gibi ama çok hafif bir bulut oluşturan bir parfüm. Yani amber adına ona bakmayın. Bunun içinde zaten amber gri var. Baktığınızda bir labdanum ya da işte o bitkilerden elde edilen amber akoru değil. Amber gri'den gelen bir amber akoru var. Çok daha yumuşak, daha elegant bir parfüm bu. Açılışında hafif böyle biberimsi, pembe biber var, çünkü onu hissediyorsunuz. Ve tabii ki alt notalarında da böyle gül ve amberin karışımı aslında baktığınızda. Ama gül, ne amber ne gül çok böyle ön plana çıkıyor. Tamamen mükemmel harmanlanmış. Yani böyle sıktığımda ben yıkanmak istediğim bir parfüm bu. Tabii ki efsane bir performansı yok. Ama bence yani 4 mevsim sıkılabilir. Ya da böyle evde bile sıkabilirsiniz. Mükemmel güzel bir parfüm. Şimdi bunların bazılarının Esprit de Parfum diye serisi çıktı. Onları daha koklayamadım ama hani bunun biraz daha güçlü, daha yoğun versiyonunu da kesin eminim severim. Çünkü mükemmel bir DNA'sı var.
denemenizi çok tavsiye ederim. Bence koklayabileceğiniz en güzel, çok ağır olmayan, yapışkan olmayan bir amber parfümü düşünün. Kesinlikle denemenizi çok tavsiye ediyorum. Ambre Nuit'i. İkinci sıradaki parfümümüz Vanilla Diorama. Şimdi bu parfüm François Demarchi'nin gitmeden önceki son parfümüydü. Yani böyle markayı çok güzel bir parfümde bıraktı diyebiliriz. Yani mükemmel bir vanilya parfümü. Hafif böyle içkimsi bir havası olan, böyle çikolatamsı bir vanilya düşünün. İçinde patchouli de var ama o patchouli de bence çikolatamsı bir hali var ve kurumaya başladıkça zaten iyice böyle bourbon vanilya dediğimiz hafif içkimsi bir vanilya kokusu. Çok aşırı yapışkan değil, performans da çok iyi, yani aşırı yayılmıyor ama kalıcılığı çok yüksek bir parfüm. Yani çok iyi harmanlanmış, böyle aşırı tatlı olmayan, hiçbir unsuru aşırı olmayan bir parfüm. Zaten bahsetmiştim, bu markanın parfümleri hiç böyle keskin, karmaşık, işte çok böyle rahatsız edebilecek parfümler olmuyor. İşte bu da bence alabileceğiniz en iyi vanilya parfümlerinden bir tanesi. Eğer hafif içkimsi bir vanilya parfümü arıyorsanız, böyle de çikolatamsı da olsun ama işte bourbon vanilya da olsun istiyorsanız, çok karmaşık olmasın, bu parfümü kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Vanilla Diorama. Sıradaki parfümümüz Tabacolor. Bu da benim çok bayıldığım bir tütün parfümü. Çünkü diğer tütün parfümlerinden biraz değişik. Buradaki meyvemsi bir havası olan bir tütün parfüm ama bundaki her şey böyle ıslak kokuyor. Yani meyveler kurutulmuş, üzerine böyle bir sanki işte şerbet geçmiş gibi bir meyve topluluğu var. Bundaki tütün bile böyle bir ıslak bir hava veriyor. Böyle yapışkan bir havası var. Bence tamamen soğuk havalarda sıkılabilecek ama mükemmel kokan bir parfüm. Bu da bence Dior'un en performanslı parfümlerinden bir tanesi. Yani eğer performans arıyorsanız bu parfümü tavsiye ederim. Kokusu da gerçekten böyle yapışkan bir meyveli tütün gibi kokuyor. Tütün yaprağı düşünün. Yani çok değişik, çok güzel bir kokusu var. Biraz böyle sanki o işte yabancıların Christmas zamanındaki şeyleri anımsatıyor. O havayı veriyor bana. Düşündüğünde aklıma onu getiriyor. Çok mükemmel bir tütün parfümü. Çok da benzeri de yok. Bence deneyin. Yani performans olarak da, yayılım olarak da, kalıcılık olarak da çok çok iyi bir prive parfümü Tabacolor. Sıradaki parfümümüz bende küçük bir deneme boyu olan Grey Dior. Şimdi Grey Dior aslında, bu arada bu parfümleri böyle küçük olarak da sample olarak da alabiliyorsunuz. Şimdi bu parfüm benim aslında koleksiyonuma katmak istediğim bir parfüm. Güllü bir parfüm. İçinde hafif yeşil, işte meşe yosunu, patchouli gibi notalar var. İşte amber de var. Ama böyle ağır bir amber kokusu değil. Yine böyle hafif, çok yoğun olmayan, yani biraz Ambre Nuit'i de anımsatan şeyde bir parfüm. Gülü de çok hissediyorsunuz ama o gül de yine baskın bir gül değil. Çok başarılı yapılmış bir parfüm. Çok hafif, özellikle geçiş mevsimlerinde çok güzel gidebilecek, hatta yazın sıcağında bile sıkabileceğiniz bir gül parfümü diyebilirim. Zaten Dior'un en popüler parfümlerinden bir tanesi. Bunun da sanırım espri versiyonu var. Onu da koklamadım henüz. Koklamayı çok isterim. Yani koleksiyonuma katmak istediğim hafif yeşilimsi bir havası olan, böyle hafif, yoğun olmayan, bir hafif pudramsı, çok fazla değil bir gül parfümü arıyorsanız çok tavsiye ediyorum. Bu arada belirtmeyi unuttum. Bu parfümlerin yani bence hepsi, hatta Tabacolor bile çok maskülen değil. O yüzden bunu da tavsiye ederim. Hepsi unisex kokular. Bazı daha feminen kokuları da var. Onların bazılarını denemedim tabii ki, bilmiyorum ama bugün bahsedeceğim kokular hep unisex kokular olacak. Grey Dior da o tarz bir koku. Bunu da denemenizi çok tavsiye ederim. Zaten Dior'un en popüler kokularından bir tanesi. Christian Dior'dan Grey Dior. Sıradaki parfümümüz Dior Vera. Şimdi bu Francis Kurkdjian'ın bir parfümü. Yani tekrar Dior'a döndükten sonraki, Dior geldikten sonraki parfümü.
diyebiliriz. Çok eleştirilmişti bu parfüm çıktığında çünkü biraz bu seriye ait değilmiş gibi, çok basit bir parfüm gibi. Yani baktığınızda bir incir ve gül karışımı, böyle kremsi havası olan bir parfüm. Çok ağır değil. Bence güzel bir koku. Özellikle sıcak havalarda mükemmel gideceğini düşündüğüm bir koku. Performans da çok kötü değil. Ben bunu denemiştim. Yani aslında çok eleştirilecek bir koku değil ama büyük ihtimalle yani Vanilla Diorama'dan sonra, yani o veya işte o eski Ambre Nuit'ler, işte Nizza'lar, Oud Espoir'lardan sonra gelen ilk kokulardan birinin bu olması bence insanları biraz moralini bozdu. Ama belki başka bir koku, parfüm olarak çıksa çok beğenilecek bir koku. Böyle çok ağır olmayan, yazlık ya da sıcak havalarda sıkacağınız, kendinizi iyi hissettirecek bir parfüm bu. Dior Riviera. Özellikle yazın deneyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Christian Dior'dan Dior Riviera. Şimdi buradan sonraki parfümler benim ya koleksiyonumda yok ama denediğim, bildiğim parfümler, onlardan bahsedeceğim. Ya da koleksiyonumda olup bulma ihtimaliniz çok çok da düşük olsa olabilecek parfümler. Önce isterseniz koleksiyonumda olmayıp ama denediğim parfümlerden bahsedeyim. Sıradaki bahsetmek istediğim parfüm Oud Espoir. Şimdi Oud Espoir böyle niş parfümlere yeni başlayan, yeni geçen, burnu yeni alışan birisinin çok beğenebileceği bir parfüm değil. Biraz iddialı bir oud kokusu var. Yani baktığınızda bir normal bir Arap oudları gibi değil ama yine de ağır, işte içinde biraz dumansı bir hava da var. Bir gül oud parfüm düşünün. Ama o klasik gül oud parfümleri gibi değil. Yine gül, daha erişilebilir bir gül. Yani öyle çok bangır bangır bir gül değil. Yani oud'a da aslında baktığınızda çok ağır bir oud değil ama hafif bir o hayvansı havası var. Yine çok aşırı böyle temiz bir oud parfümü değil. Yani bir oud değil mesela. Biraz daha iddialı bir parfüm. Zaten Dior'un böyle ben nasıl hala tedaviden kaldırmadığını anlamadığım bir parfüm. Çünkü büyük ihtimalle çok popüler ve herkesin çok sevdiği bir parfüm olduğu için kaldırmıyorlar. Yoksa bu seriye baktığımızda biraz daha iddialı bir parfüm. Yani herkesin kolay kolay sevmeyeceği bir parfüm diyebilirim. Ama böyle gül oud parfüm istiyorsanız, işte hafif böyle tütsümsü, tütsü demeyeyim de daha dumansı bir havası olsun ama böyle çok ağır da gül kokmasın istiyorsanız bence Oud Espoir'ı deneyebilirsiniz. Eğer burnunuz o tarz kokulara alışıksa. Sıradaki bahsetmek istediğim parfüm Santa Noir. Şimdi bu benim kesinlikle koleksiyonuma katmak istediğim bir parfüm. Çünkü bunun içinde yine hafif gül notası yine var. Bu gül notasını çok seviyorum. İçinde amber var ama amber değil, şey var, amber dediğim ambret notası var. O da böyle hafif içkimsi bir havada veriyor. Tabii ki sandal ağacı da var ama öyle kremsi bir sandal ağacı değil. Yani daha böyle kuru, odunsu bir sandal ağacı var. Ama bu içkimsi o şeyle, ambret notasıyla beraber gülün karışımı hafif böyle bir Coca-Cola'msı bir hava da veriyor. Çok değişik bir parfüm. Mükemmel bence bir kokan bir parfüm. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Performans da çok kötü değil ama aşırı yayılmayan, yine uzun süre teninizde kalan bir parfüm. Onu da çok tavsiye ediyorum denemenizi. Benim yani kesinlikle almayı düşündüğüm bir parfüm. Sıradaki parfümümüz Bois de Argent. Şimdi bu parfüm çok güzel bir parfüm ama özellikle ülkemizde çok popüler olacağını düşünmediğim bir parfüm. Çünkü biz genelde böyle çok skin scent dediğimiz, yani çok sadece çok yakından koklayabileceğimiz kokuları çok seven bir ülke değiliz. Şimdi Bois de Argent tamamen o tarz bir parfüm. Çok güzel kokuyor. Evet, bir iris, işte bal, amber gibi düşünün. Hafif tatlı. O iris de çok güzel hissettiğiniz mükemmel bir koku. Ama yayılımı çok az bir kokudan bahsediyoruz. Yani tamamen belki çok sıcaklarda sıktığınızda kendinizi böyle koklayabileceğiniz bir parfüm. O yüzden
Yani ne kadar buradaki insanların ilgisi çeker bilmiyorum ama yurt dışında Dior'un çok popüler parfümlerinden bir tanesi. Ben de açıkçası çok koklayamadığım bir parfümü sıkmayı sevmiyorum. En azından kendi koklayabilmeyi istiyorum. O yüzden ben de çok hiçbir zaman ilgilenmedim bu parfümle. Ama kokusu çok güzel. Bunu da baştan belirtmiş olayım. Hani böyle daha hafif olsun ama kendimi iyi istediğim diyorsanız Bois de Argent mükemmel bir parfüm. Sıradaki parfümümüz Spice Blend. Şimdi bu da benim aslında koleksiyonuma katmak istediğim bir parfüm. İsminin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten değişik böyle baharatların olduğu bir amberimsi parfüm düşünün ama böyle çok ağır değil. Yani genelde o tarz parfümler biraz ağır olur. Bu biraz daha böyle neşeli bir karışım olmuş. Yine baya baya baharatlı bir parfüm ama öyle iç bayıcı baharatlar değil. Bence çok güzel bir parfüm. Yani sıktığımda böyle çok olumlu tepkiler de aldım. Performansın da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani biraz bazıları bunu zamanda izlediğimde işte Spice Bomb'a benzetmişlerdi. Bence çok Spice Bomb'a benzemiyor. Ya da işte Rehab'e benzemiyor. Bu biraz daha farklı bir parfüm. Benim de tam sevdiğim tarz bir parfüm aslında. O yüzden kesinlikle koleksiyonuma katmayı düşünüyorum. Eğer bayağı bol baharatlı ama böyle yine neşeli, hafif, işte yazın da belki soğuk akşamlarında kullanabileceğiniz bir parfüm istiyorsanız Spice Blend'i de denemenizi çok tavsiye ederim. Şimdiki bahsedeceğim birkaç parfüm de aslında normal şartlarda artık piyasada bulamadığınız parfümler. Ama bunları ben bazen sağda solda görebiliyorum ya da işte yurt dışına gidersiniz özellikle bu markanın tabii ki şeyisi Fransa olduğu için Paris'e gittiğinizde bulabiliyorsunuz. Bazen bu parfümleri böyle artık mass bir şekilde üretilmiyorlar ama tek tük de olsa yani karşılaştığınızda bence yani düşünmeden alın. En kötü birisine verirsiniz, nasıl atarsınız öyle söyleyeyim size. Çünkü bu parfümler çok zor bulunuyor ve bence en iyi parfümlerinden bazıları şu an artık erişilemeyen parfümler. Bunlardan en son bu kervana katılan diyeyim ve belki bulma ihtimaliniz en yüksek olan ve benim aslında neden piyasadan kaldırdığını en çok anlayamadığım parfüm Femme Delicieuse'dan bahsediyorum. Şimdi ben şans eseri bunu tamamen kaldırılmadan işte Duty Free'den bir yerlerden bulabildim. Ama yani bu parfümü neden kaldırdığını diyorum hiç anlamadım. Çok mükemmel bir parfüm. Şimdi bu Femme Delicieuse tabii böyle delicious tonka bean gibi yani işte çok lezzetli tonka fasulyesi adını taşıyor ama burada o kadar çok tonkadan çok işte onunla amberin karışımı gibi bir parfümden bahsediyoruz. Yani mükemmel bir koku. Bu kokuyu yani kokladığınızda eğer hafif tatlı amberimsi ve tonka fasulyesini seviyorsanız mükemmel bir koku. Yani artık klasik de olmuş bir parfüm. Bunu nasıl diyor kaldırdı hiç anlamıyorum. Ama işte özellikle Avrupa'ya giderseniz bence Dior butikleri görürseniz kesinlikle onlara girin ve bunu ve birazdan bahsedeceğim parfümleri sorun. Bazen hayır diyorlar ama ısrar ederseniz çekmecelerinden bile çıkarabiliyorlar. O tarz bir piyasası olmuş durumda. O yüzden hayırı kabul etmeyin. Eğer öyle bir yer görürseniz kesinlikle bakın ve bu parfümlere erişmeye çalışın. Femme Delicioso. Sıradaki parfümümüz Patchouli Imperial. Bu aslında normal Türkiye'deki sitesinde bile bir ara satıyordu. Ne ara tedaviden kalktı bilmiyorum. Yani çok üzüldüğüm bir patchouli parfümü. Çünkü bu mükemmel, elegant. Ne çok çikolatamsı ağır kokuyor, ne çok yeşil kokuyor. Yani tam kıvamında aşırı yayılmayan, profesyonel, ofiste sıkabileceğiniz, belli bir yaşın üzerine sıkacağı. Yani tam bir beyefendi kokusu. Mükemmel bir patchouli parfümü bence bu. Yani bunu da nasıl kaldırdığını anlamıyorum. Yani benim de başka bir yedek şeyim de yok. O yüzden bunu çok kullanamıyorum kolay kolay. Ama bence mükemmel bir patchouli parfümün en güzel örneklerinden bir tanesi. Bulursanız kaçırmayın derim. Özellikle patchouli seviyorsanız Patchouli Imperial.
Son olarak bahsedeceğim parfüm Mitza. Hatta bu parfümü sağ olsun bir arkadaşım bana yurt dışından getirmişti. Hatta üzerine de isminizi de orada yazdırabiliyorsunuz. Yani bu da mükemmel bir amber, işte tarçın, böyle tatlı bir amber parfümü. Gerçekten muhteşem kokuyor. Yani böyle hafif pudramsı ama hafif reçinemsi bir hali de var. Mükemmel bir amber yorumu. Yani bunda da tarçın var ama bir nasıl diyeyim angel share değil yani. O kadar böyle tatlı, tam kıvamında yapılmış. Yani bence bir masterpiece ama bunu da Dior maalesef kaldırdı. Eğer çok zorlarsanız belki dediğim gibi yurt dışında bulabilirsiniz. Bulursanız da kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi en kötü birisini satarsınız ya da hediye edersiniz. Çünkü bunlar artık çok bulunmayan, zor bulunan parfümler. Dior'dan Mitza. Evet arkadaşlar, bendeki bildiğim ya da kullandığım parfümler bu kadar. Onun dışında tabii ki zamanında giderken işte Duty Free'de kokladığım işte Rouge Trafalgar mesela çok güzel, çok tatlı, eğlenceli bir meyveli, kırmızı meyveli parfüm. Çok başarılı. Özellikle biraz daha feminen tarafa da kayıyor ama sıcak havalar için mükemmel bir parfüm. Onun da espri versiyonu var. Onu gerçekten çok merak ediyorum. Büyük ihtimal onu da almayı çok isterim. Çünkü koku güzelliği inanılmaz bir parfüm. Biraz daha yoğun olsa çok başarılı olacak bir parfüm. Purple Oud var. Çok güzel kıvamında bir oud parfümü düşünün. Birazcık yani işte oud tarzı bir parfüm ama tam o kadar da değil. Aslında gerçekten o morumsu kokuyor ama yine de içindeki oud biraz oud ispahına göre çok daha batılılaştırılmış. Yani rahatsız etmeyecek, günlük kullanılabilecek bir parfüm. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Bunun dışında da birçok kokusunu denedim ama artık onları anlatabilecek kadar bir deneyimim yok. Tabii ki bir iki tane daha koleksiyonumda artık bulunmayan parfüm var ama onları gerçekten bulmak çok zor. Çünkü çok uzun zaman önce tedaviden kalkmış parfümler. Ama yine de bulabilirseniz yani bir şekilde Vetiver parfüm bulmanızı tavsiye ederim. Çok değişik kahve ve vetiver karışımı. Mükemmel bir parfüm. Ama o piyasadan kalkalı çok zaman oldu. Bulamayabilirsiniz. Yani bu serinin en kritik 2-3 tanesini söylemek gerekirse bir tanesi kokularını beğenirseniz kesinlikle almaya çalışın. Bir daha bulamayabilirsiniz. İkincisi çok performans ya da yayılım istiyorsanız bu parfümlerin çoğundan uzak durun. İşte tobacco'lar veya Oud Ispahan hariç parfümlerden. Üçüncüsü bu parfümlerin gerçekten böyle harmanlanması, yumuşaklığı mükemmel. O yüzden böyle kaliteli parfüm arıyorsanız da bu seriye kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Umarım bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.